Formula 1'de yarışan araçlar her ne kadar büyük bir heyecan yaratsa da artık gündemimize giren yeni bir yarış heyecanı söz konusu. Drone olarak da bilinen insansız hava araçlarının Formula 1'i olan Drone Racing League. Geçtiğimiz yıl heyecan dolu bir sezon yaşanan Drone Yarışları Ligi'nin yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Hatta bu sezon Amerika'nın ünlü spor kanalı olan ESPN'in yanı sıra Almanya'da ProSieben ve İngiltere'de Sky Sports'tan canlı yayınlanacak yeni sezon yarışları artık daha büyük kitlelere anında ulaşacak. Yarışları birçok farklı mekanda yapılabiliyor. Ancak geçtiğimiz sezon en heyecanlı yarışlar büyük statlarda gerçekleştirilenler oldu. Drone yarış pilotları, drone üzerinde yer alan kameradan gelen görüntüleri, sanal gerçeklik gözlüğü olarak da bildiğimiz yapıdaki gözlükleri aktararak birinci kişi görünümüyle adeta drone'un içindeymişçesine yarışmalarını sağlayan ekipmanları kullanıyorlar. Yetenekli pilotlar neredeyse saatte 200 km hızlara kadar çıkabilen sürat için yapılmış 4 pervaneli quadcopter dronlarla mücadeleye katılıyorlar. Keskin bir görüş ve çok güçlü refleksler gerektiren yarışları teknolojik olarak yakından takip edip sizleri her hafta bilgilendireceğiz. Bakalım dünya çapında özellikle gençlerden büyük ilgi gören drone yarışları Formula 1 gibi ülke tanıtımına faydası olabilecek mega etkinlikler haline gelecek mi? Henüz 4K yayınlar bile standart olamamışken 8K kalitesinde çekimler internet ortamında büyük ilgi görüyor. Japonya'da 8K TV yayını ile ilgili haberimizi sizlere teknolojik olarak Tayvan'da Computex 2016 fuarından aktarmıştık. Ancak henüz dünya çapında 4K standardından dahi bahsetmek mümkün değil. Ne var ki Jean Soli'nin çektiği farklı şehirlere dair görüntüler hem ikonik şehirleri çok iyi yansıtıyor hem de 8K kalitesine dair ciddi ipuçları aktarıyor. Şarkılara ve filmlere konu olan ve birçok insanın en çok görmek istediği şehirlerden olan New York'u gece gündüz demeden 8K renkleriyle çeken sanatçı, şehrin durmak bilmeyen hareketliliğini, göz alıcı ışıklarını ve çehresini timelapse şeklinde yakalamış. Benzer şekilde yine 8K kalitesinde Avustralya'nın başkenti Sydney'in de görüntülendiği çalışmada renk derinliği, doygunluğu ve kontrast son derece başarılı. Evet, görüntüler 8K ama çok büyük bir çoğunluk bu görüntüleri 8K'nın biri diyebileceğimiz HD kalitesinde izliyor. Görüntülerin gerçek başarısını görmek için 8K destekli ekranlara ve uyumlu cihazlara ihtiyaç var. Bu da şu an için hem büyük bir maliyet hem de TV yayını olarak Japonya haricinde Türkiye dahil olmak üzere dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde yer almayan ulaşılması zor bir teknoloji. Dronlar farklı alanlarda hayatımıza girmeye devam ederken, drone üreticisi şirketler de farklı şirketlerden yatırım almayı sürdürüyor.
Alman otomotiv şirketlerinden Mercedes-Benz, henüz sonuçlandırılmamış olan anlaşmaya göre drone üreticisi Matternet'e yatırımda bulundu ve yeni konsept modelini tanıttı. Marka tanıttığı konsept minibüsü üzerinde drone taşıyan bir model olarak dikkat çekiyor. Otonom uçuş özelliğine sahip olan M2 adlı drone bu minibüslerin tepesine iniş yapabilecek. Tamamen otonom özellikleriyle insan yardımına ihtiyaç duymayan Matternet M2 modeli 2 kilogramlık paketleri taşıyabiliyor. E-ticaret siparişleri ve kargo taşımacılığına yönelik önemli bir adım olan bu konsept, yakın gelecekte drone'la teslimatların yoğunlaşacağını öngörmek için kritik bir ipucu içeriyor. Matternet'in kurucusu Andreas Raptopoulos'un konsept aracın çalışma modeliyle ilgili olarak söyledikleri ise ilgi çekici. Amazon'dan bir ürünü sipariş ettiğinizde teslimatı gerçekleştirecek olan bu araç da yakınlardaysa siparişiniz drone'la yola çıktıktan sonra direkt bu minibüse ulaşıyor. Daha sonra araç şehir içinde kendi elemanlarıyla tipik bir kargo teslimatını yapar gibi işlemi tamamlıyor.